Merhaba arkadaşlar, yine birlikteyiz. Ne yapacağız? Bugün sizlerin isteği, yoğun isteği üzerine have, has, had. Bunlar nedir? Nerelerde kullanılır? Nasıl kullanılır? Neden have, has oluyor? Niye had oluyor? Ne oluyor? Hocam anlamadık, işin içinden çıkamadık gibi bir sürü yorum ve bir sürü mesaj alıyorum. Aslında o kadar basit, o kadar sade, o kadar yalın ki anlatamam. Değil, anlatabilirim. Çok güzel anlatabilirim. Şimdi tahtada yine ne var? Bizim her zaman kullandığımız sistemimiz var, öyle değil mi? Biz bu sistemden hiçbir zaman caymıyoruz zaten. Şimdi bu sistem üzerinden şu, hatta yazalım şuraya. Have nedir? Has nedir? Had nedir? Bu sistem üzerinden biraz yola çıkacağız. Önce have ne demek? Has ne demek? Had ne demek? Bunlara bir bakalım. Öncelikle şunu bilelim. Have sahip olmak anlamında kullanılan bir ifadedir. Has bunun S takısı almış halidir. Bakın o kaleme ne olmuş ya? Şunu alalım. Has bunun S takısı almış halidir. Have'e S takarsanız has olur. Had de have ifadesinin ikinci halidir. Şimdi bakın. Have sahip olmak demek. Has bunun S takısı almış hali. Had de bunun İkinci hali arkadaşlar. Şimdi have sahip olmak anlamında dedik ama have'in bundan başka bir sürü anlamı da var. Mesela have'den sonra shower yazarsanız have shower duş almak olacaktır. Have'den sonra bir öğün ismi yazarsanız ne bileyim kahvaltı işte breakfast, lunch, brunch, dinner, supper gibi öğün ismi yazarsanız have yemek anlamına gelecektir. Mesela have breakfast kahvaltı yapmak, kahvaltı yemek. Have lunch, öğle yemeği yemek, öğle yemeği yapmak. Have dinner, akşam yemeği yemek. Have supper, akşam yemeği yapmak gibi have'in bir sürü anlamı vardır. Ama temel olarak have'i biz sahip olmak anlamında kullanıyoruz. Şimdi siz burada niye sıkıntı yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü sahip olmak için, sahip olmak için, sahip oldum, sahibim, sahiptim, sahip olacağım gibi ifadeler için genelde bize saygıdeğer İngilizce öğretmenlerimiz have got, has got gibi yapılar gösterir. Ama bunlar çağın dışında kalmış, çağ dışı, modern olmayan kullanımlardır. Biz modern kullanıma bir bakalım. Şimdi yardımcılarımız zaten burada. Am, is, are, was, were, do, does, did, işte be, verb, ing, will, can, may, must, should, could, would, neyse hepsi burada arkadaşlar. Öncelikle have'in bir verb yani fiil olduğunu bileceğiz. Sahip olmak anlamına gelen bir verb, bir fiil olduğunu bileceğiz. O yüzden have'i ben asla bir yardımcı olarak kullanamam arkadaşlar. Sahip olmak anlamındayken bir yardımcı olarak kullanamam. Bu yüzden sahip değilim derken I have not ya da she has not gibi bir yapı kullanamam. Çünkü ben have'i burada yardımcı olarak değil fiil olarak sahip olmak anlamında bir fiil olarak kullanıyorum. Ve biz fiillere not eki yani değil anlamına gelen cümleyi olumsuz yapan not ekini koymayız. Öyle değil mi? Mesela ben koşmam derken I run not mu diyorum ben? Hayır, I do not run diyorum. Not eki her zaman yardımcıya gelir. Şimdi bizi ilgilendiren have, has, had'de tek yardımcılar şunlar. Do, does ve did. Neden? Çünkü do ortaya çıkamayınca biz ne yapıyorduk genel zamanda? Ben sahibim diyeceğim mesela. Have'i yalın kullanırım değil mi? Olduğu gibi. Have'se have, go'sa go, run'sa run. Do buydu. Olumlu cümlede çıkamadığında fiili, mekmaklı ifadeyi olduğu gibi istiyordu. Go'sa go, run'sa run değiştirme. Ne s tak, ne ing tak, ne ikinci, üçüncü yok. Olduğu gibi diyordu. Does ne diyordu? Dur. Ben ortaya çıkamıyorsam şu S'i bir yolla bakalım fiiline. Benim burada olduğumu bilsinler diyordu değil mi? İşte bakın has de bu. Yani ben he, she, it kişilerinin sahip olduğu bir şeyden bahsederken kişilerinin veya hayvanlarının nesnelerinin neyden bahsediyorsanız sahip olduğu bir şeyden bahsederken genel zamanda does kullanmam gerektiği için ve does'ı ortaya çıkaramadığım için ben have'e S takısı takıyorum. Böylelikle has oluyor. Öyle değil mi? Had nedir? Bakın ikinci halidir. İkinci halini ben nerede kullanıyorum? Did'de kullanıyorum öyle değil mi? Tek mevzumuz şurası ya. Did'de kullanıyorum. Did neydi? Geçmişi alıyordu değil mi mevzuyu? Yaptım, ettim, gittim, geldim. E have sahip olmak. Had bunun ikinci hali. Yani sahiptim dememize yarıyor. Çünkü did de olumlu cümlelerde ortaya çıkmıyor. Ne yapıyorum mesela? Ben sahiptim bir çocuğa. I did'i ortaya çıkarmadım. E have'i have diye kullanamam. İkinci halini almam lazım ki sizler dinleyici olarak benim geçmişten bahsettiğimi anlayın. I did çıkmadı. Had
a kid, a child. Ben bir çocuğa sahiptim şeklinde. Okay? Peki, şimdi burayı anladıysak. Have, has, had. Başka yardımcılarla kullanılamaz mı? Niye kullanılamaz? Mesela, I am having breakfast. I am having breakfast. İnk neydi? Your anlamı katıyordu. Breakfast kullandım have'den sonra. Demek ki burada yapmak, etmek, yemek anlamında. I am having breakfast. Ben kahvaltı ediyorum. Öyle değil mi? Mesela will. Sahip olacağım ya da kahvaltı edeceğim. Akşam yemeği yiyeceğim. Brunch yiyeceğim. Öyle değil mi? En basit örnek. They will have a kid. Onlar bir çocuk sahibi olacaklar. Bu kadar basit. Mesela can'le kullanabilirsiniz. Hey, sahip olabilirim ben ona. Bir showroom'a gittiniz mesela. Fakir bir arkadaşınız da böyle ağzının suyu akmış falan. I can have it. Ben buna sahip olabilirim. Bende o para var gibi böyle görgüsüzce davranabilirsiniz. Can'le have'i kullanarak. Must ne? Acilen. Ya bütün gün çalıştınız. Bir gram ekmek yemediniz. Karnınız aç, bittiniz. Hemen ne diyorsunuz? Of. I must have dinner. Akşam yemeği yemeliyim. Hemen bir an önce. Have'i böyle kullanabiliriz. May neydi? Yani belki mesela. Değil mi? You may have some money. Biraz paraya sahip olabilirsin belki iş bittikten sonra. You may have some money. Ama belki, değil mi? Mesela should'la kullanalım. Bence sen sahip olmalısın. Ne diyelim mesela? I think, bence, you should have a tie. Bence bir kravata sahip olmalısın. Mesela arkadaşınız bir takım giyiyor. I think you should have a tie. Bence bir kravat sahibi olmalısın. Okay? Would mesela. Hayal kuralım. Biri bize uzatıyor. İşte ben yarın düğüne gideceğim. Benim yerimde olsanız ne takardınız? I would have a white shirt. Bu kadar. I would have a white shirt. Beyaz bir gömlek sahibi olurdum. Beyaz bir gömlek giyerdim gibi kullanabiliriz. Şimdi neden will, can, must, may, should, could, would neyse. Bunlardan sonra has ve had kullanmıyoruz. Çünkü bu yardımcılar, yani şu mavi çizginin içerisindeki yardımcılar, kendisinden sonra her zaman mekmatlı ifadeyi yalın halde, birinci halinde istiyor. Have ise have kullan diyor. Go ise go diyor. Run ise run. Walk ise walk. Swim ise swim. Eat ise eat. Hiç değiştirme diyorlar. Ama do, does, did ile have'i kullanmaya kalktığımda, özellikle does ve did ile, ben have'in üzerine değişiklikler yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi gelelim öteki hususa. Yani şu have got ve has got, yani bunlar nedir? Nasıl bir şeydir? Bunlar ne? Bunlar, tekrar söylüyorum, artık çağ dışı kalmış şeylerdir. I have got one pencil. I have got a girlfriend. She has got a boyfriend. Tamam, güzel de. Bak şimdi neden çağ dışı? Benim için çağ dışı. Çünkü benim anlattığım sistemde bunun yeri yok. Benim anlattığım sisteme ben bunu koyarsam, bir, gereksiz. Çünkü zaten sen sahip olduğun şeyleri have, yani sahip olmak anlamında have kullanarak fiil kısmında bir tane yardımcı yanına çakarak kullanabiliyorsun. Ben bunu buraya koyarsam bir, gereksiz olacak. İki, karmaşık. Şunu mesela olumsuz yap dediğimde, ben İngilizce öğrenmeye çalışan bir öğrenci. Hadi bakalım have got'ı olumsuz yap dediğimde I have got not. I not have got falan. Adam çünkü not'ı have'in sonuna mı, got'ın sonuna mı koyacağını bilemiyor. Has'in sonuna mı not koyayım, has not got mı diyeyim, yoksa has got not mı diyeyim, yoksa not has got mı diyeyim. Adam bunları karıştırıyor. Çok normal. Yani bu komplike bir yapıdır. O yüzden ben kendi sistemimde buna hiç yer vermiyorum ki zaten, bu benim düşüncem. Have got ve has got kullanan artık çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum İngilizler dışında. İngilizler dışında. Çünkü Amerikan İngilizcesinde bunun arkadaşlar çok fazla yeri yoktur. Herkes şöyle der. Mesela I, genel olarak do çıkmaz ortaya. I have a kid. Ben bir çocuk sahibiyim. Yani kimse durup bu cümleyi I have got a kid diye kurmaz. Herkes I have a kid der. Sahip değilim diyecekse de I don't have a kid. Ben bir çocuğa sahip değilim. Bir bayanın sahip olduğu çocuktan bahsedelim. She does çıkmaz has a kid. She has a kid. O bayan bir çocuğa sahip. Hayır, sahip değil diyeceksem she doesn't have a kid. Ne yaptım? Artık has kullanmadım. Çünkü does ortada. Sen dinleyici kardeşim, does'ı duydun. Hemen benim genel zamandan bahsettiğimi anladın. Bir daha has takısı takmama gerek var mı? Yok. Mesela diyeceğim ki onlar bir çocuk sahibiydi eskiden. They did çıkmadı. Had a kid.
They had a kid. Onlar bir çocuk sahibiydi. Yok canım, onların çocuğu yoktu diyelim. They didn't, did not have a kid. Yine bakın ne yaptım? Olumsuz olunca did ortaya çıktığı için. Sizler benim geçmişten bahsettiğimi anladığınız için ikinci haline almadım have'i. Olduğu gibi kullandım. Çünkü did zaten zamanı bildirdi. Öyle değil mi? Ama have got ve has got'la ben bunları bir öğrenciye anlatmakta güçlük çekiyorum. Ve bizim öğretmenlerimiz bunları kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü bunları anlatmak onlara göre daha kolay. I have got a pencil. I haven't got a pencil. Have you got a pencil? Bu kadar. Bunları ver çocuğa. Eline bir tane boş kağıt ver. Tamam mı? Have got, has got kısmını boş bırak. Lisa nokta 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 a pencil. Buraya ne gelmeli? Has got ne gelecek yani? Has got gelecek. E tamam, hadi konuşsun çocuk bakalım. Konuş oğlum hadi, benim 3 tane çocuğum vardı. Yapamaz. Çünkü bu komplike bir yapı arkadaşlar. Anlatması bizim İngilizce öğretmenlerimiz için kolay. Çünkü affedersiniz sistem kölesi olmuşuz artık. Ona da ondan önceki öğretmeni böyle anlatmış. O öğretmeni de ondan önceki öğretmeni böyle anlatmış. Yani bunlar değişime açık olmayan İngilizce öğretmenleridir. Arkadaşım değişime açık olacaksın. Hele ki İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca neyse bir dil öğretiyorsan sen değişime açık olmak zorundasın. Bu have got, has got'ı artık unut. Öğretmen kardeşim beni dinliyorsan have got, has got'ı unut. Çocuklara have fiilini öğret. Bitti. Have, sahip olmak. Bu kadar. Have got, has got'ı karıştırma. Çocukların, öğrenmeye çalışan gençlerin, bayanların, beylerin kafalarını bulandırmayın. Anladın mı? Şimdi bakın, dil canlı bir şeydir. Dil sürekli gelişir. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce selfie diye bir kelime yoktu. Şimdi var. Yeni bir şey keşfediliyor. Bir hayvan, onun bir ismi oluyor. Değil mi? Mesela caracal diye yazılan, caracal diye okunan bir ifade var. Yani şimdi biz Türkler olmasak bu İngilizler, Amerikalılar bu hayvanın adını bilemeyecekler. Hayvanın adı kara kulak. Bildiğiniz ne o? Böyle vaşak mı? Vaşak sanırım. Bildiğiniz kara kulak yani. Bizim yörede kara kulak derler. Bir kedi türü, büyük kedi türü. Anadolu'da, Asya'da, Orta Middle East'te, işte Orta Doğu'da yaşayan bir hayvan. Şimdi bu adamlar buraya geliyor. Bu hayvanı görüyor ve buna kara kulak, kara kulak, kara kulak diyemiyorlar. Karakal. Karakal diyorlar. Yani bu adamlar Türkiye'ye, ne bileyim Orta Doğu'ya, Asya'ya gelene kadar bu kelimeyi bilmiyorlardı. Lügatlarında yoktu. Beyinlerinde o sekme açık değildi. Bunu öğrendiler, hemen aldılar içeri ve yeni bir kelime oldu bizim için de. Ben mesela İngilizce konuşurken kara kulak diyemiyorum bu hayvana. Caracal diyorum. Anlatabildim mi? Dil canlıdır. Dil sürekli gelişir. Sürekli expand yapar, böyle büyür. Anladın mı? Büyür. Hani böyle küçük toplar oluyor, suya atınca büyüyor böyle. Maymuncuk muydu? Maymun şeysi miydi? Maymun topu muydu? Maymun balls. Monkey balls. Ball neyse. Onlar gibi yani sürekli yayılıyor. Veba gibi, virüs gibi yayılıyor bu dil zaten sürekli. Kocaman oluyor. Her gün yeni bir kelime alıyor içerisine. Yeni bir ilaç keşfediliyor. Aa, bunun adı bu. Selfie bu. Abicim bir sürü mesela smartphone diye bir terim var mıydı yani, şundan atıyorum, sallıyorum 25 yıl önce. Smartphone 15 yıl önce. Akıllı telefon, smartphone. Türkçede de yoktu. Türkçede gelişiyor. Bütün diller geliştiği için sen de sayın öğretmenim değişeceksin. Dille birlikte su gibi olacaksın, anladın mı? Böyle girdiğin kabın şeklini alacaksın hemen. T şekli böyle, U şekli böyle, V şekli böyle. Hemen girdiğin kabın şeklini alacaksın. Çünkü dil canlıdır. Dil sürekli değişir ve biz de ona keep up yapmalıyız. Ona yetişmeliyiz arkadaşlar. Have, has, had hususunda herhangi başka bir probleminiz olacağını sanmıyorum. Tek tavsiyem şu: have got, has got'ı unutun. Lügatınızdan çıkarın. Öyle bir şey yok. Ben bunu öğrenmedim. Benim bundan sonra sahip olduğum şeylerden bahsederken kullanacağım fiil have'dir. Cümle sıralamasını bozma. I, we değişikle başla. Bir yardımcı seç. Fiil olarak sahip olmak anlamında have kullan. Neye sahip olduğunu söyle. I, do çıkmadı. Have a watch. I have a watch. Ben bir saate sahibim. Bitti. Sahip değil misin? I don't have a watch. Ben bir saate sahip değilim. Sen sahip misin? Al do'yu başa. Do you have a watch? Do you have a watch? Saatin var mı? Saate sahip misin? Bu kadar. Have got, has got, have you got, I have got. Bunları unut. Have ve got'ı yan yana getirme. Unut gitsin. Salla gitsin. Bakın benim sistemimde olmayan zaman kitleri var. Present perfect'ler, present perfect continuous'lar,
be going to'lar falan böyle işte semi modullar, modullar var. Yok değil. Ama bu benim başlangıç için İngilizce öğretme sistemim. Bundan sonra zaten ben diğerlerine de gerekli olanları anlatıyorum öğrencilerime. Biz önce bu sistemle bir konuşalım. Bunun dışına çıkmanız gerektiği zaman siz zaten otomatikman onun dışına çıkacaksınız. Sen will ile gelecekten bahsedeceksin. I will go, you will come, she will kiss falan bir şeyler anlatacaksın. Sonra yarın bir gün I am going to, I'm gonna, she is gonna, we are going to gibi şeyler duyacak. Allah Allah bu ne ki yav deyip Google'layacaksın onu. Ve zaten onun will ile neredeyse aynı olduğunu, tabii ki farkları var. Ama neredeyse aynı olduğunu, sonuçta mesajı verdiğini anlayacaksın ve onu da öğreneceksin. Problem değil. Sen bununla bir konuş, ondan sonra ilerlet. Önce bir konuş ama. Konuş. Yani bir emekle. Bir emekle biraz. Biraz emekle. Sonra kalk biraz düşe kalka yürü. Sonra düzgün yürü. Sonra düşe kalka koş. Sonra yardır. Sonra Usain Bolt ol. Bu kadar basit. I thank you all for watching my video. And I thank you for your sincere support. And fuck those who mock about me. I love my job. I love you. I love being on this platform. See you guys. Görüşürüz.